Arkadaşlar merhabalar, hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yazılı haftasına girdik. Biz de sizin daha kolay, daha güzel, daha iyi notlar alabilmeniz için sorular hazırladık. Ve bunları sizinle beraber çözeceğiz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım hocam. 5. sınıf 1. dönem 1. fen bilimleri yazılısıyla başlıyoruz. Şimdi aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfleri yazınız diyor. Zaten bu bildiğimiz klasik doğru yanlış sorusu. Dolunay evresinde ay yarım daire şeklinde görülür. Hocam zaten biliyorsun dolunayda biz ayı en parlak halde görüyoruz. Yani yanlış. Güneşin çapı dünyanın yaklaşık 109 katıdır diyor. Evet, zaten yaklaşık ifadelerle bunun doğru olduğunu biliyoruz. Ay kendi etrafında dolanma, dünyanın etrafına dönme hareketi yapar. Tam tersi aslında hocam. Ay kendi etrafında dönüyor, dünyanın etrafında dolanma hareketi yapıyor. Yani bu yanlış. Ay'da çok ince bir atmosfer olduğu için yağmur, rüzgar gibi tüm doğal olaylar görülebilir. Tabii ki de yanlış. Hatta şöyle bir şey vardı. Neil Armstrong'un ayak izi daha öncesinde, hani yaklaşık bir 40-50 yıl öncesinde gitmişti, 1969 yılında. Ama herhangi bir doğa olayı olmadığı için hala ayak izi orada sabit duruyordu. Yani herhangi bir doğa olayı, rüzgar, yağmur, çamur burası gibi değil. Dolunay'dan sonra son dördün evresi yaşanır. Tabii ki de doğru. Geçelim. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları dolduracağız uygun kelimelerle. Güneşin yüzeyindeki soğuk olan bölgelere ne denir? Güneş lekesi deniyor hocam. Güneş hatta lekesi. Bunu ilk kim bulmuştu biliyor musunuz? Bilmiyorum Milattan hocam. Önce 1800'lü yıllarda falan Galileo, bizim ünlü bilim adamlarımızdan, durduğu yerde kendi yaptığı teleskopla güneş lekelerinin sürekli kaydığını, yani güneşin içerisinde belli bölgelerin daha karanlık olduğunu Milattan gözlemliyor. önce bulmuş bunu. Tabii. Vay be. Ay yüzeyinde meteorların çarpması sonucu oluşan çukurlara ne deniyordu? Krater deniyordu. Krater mi deniyor? Meteorlar çarpıyor, oyuk oyuk oluyordu ya hocam, onlara krater diyorduk biz. Kraker'in bir değişik versiyonu. Güneş çoğunlukla hidrojen ve oksijen. Yok, helyum atomlarından oluşuyordu hocam. Şimdi neden bu hidrojen ve helyum sürekli birbirine dönüşebilen atomlar? Zaten bu patlamalar sırasında bizim güneşin verdiği ısı ve sıcaklık, ışık bu hidrojen ve helyum patlamalarından kaynaklanıyordu. Anladım hocam. Ayın, dünyanın ve güneşin geometrik şekli zaten küreye benziyor. Küre, evet. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş yönü, biz iki yön belirlemiştik. Bir saat yönü vardı, bir de saatin tersi yönü vardı. Bu saatin tersi yönünde oluyordu. Tersi yönünde diyelim. Geçelim. Şimdi hocam burada bana basket topu, ceviz, nohut vermiş. Büyüklüklerine göre ya da benzerliklerine göre eşleştirmem istenmiş. Mesela en büyük olan güneş olduğuna göre ben en büyük basket topu olduğuna göre bunları eşleştirebilirim. Ay mesela en küçük. O zaman nohut en küçük olduğu için bunu bununla. Dünya tabii ki de cevize daha yakın. Hani birbirlerine kıyasladığımız zaman. Bunlara benziyor büyüklükleri sayıda. Evet, büyüklük kıyaslamasına baktığımız zaman hani bunlarla orantılı diyebiliriz. Anladım hocam. Şimdi burada ayı konuşturduk. Diyor ki merhaba arkadaşlar. Ben ay şu anda dünya ve güneşin arasındayım. Şimdi ben bunu çizecek olursam birazcık daha görsel kalıcı olsun diye. Güneş burada. Dünya burada. Yeryüzünde şekilleri, kara parçalarını da çizelim hocam. Diyor ki dünya ile güneşin arasındayım diyor. Yani ay buradaymış. Şimdi bu yüzden siz beni göremezsiniz. Evet, göremiyoruz. Niye? Çünkü ayın bu taraf yüzü aydınlık, bu taraf yüzü karanlık. Arkadaşına da bazı sorular sormuş. Ben de size sorayım hocam. Tamam hocam. Acaba sen de bu soruları cevaplar mısın? Benim şu andaki evremin adı nedir diyor. Ayı biz hiç göremiyorsak, hatta bunun filmi de vardı hocam. Hiç. Alacakaranlıkta. O zaman hiç, ya, yeni aydı. Yeni ay. Hiç görünmüyordu çünkü. Yeni. Tamamen kapkaranlıktı. Yeni ay. Biz buna yeni ay diyorduk. Bugün 1 Ocak. Tarihindeysek hangi tarihte dolunay görülür? Şimdi buraya ben 1 Ocak yazıyorum. Ayın her bir evresinin arasında 7 gün vardı. Yani bir hafta vardı.
Buraya geldiğinde ilk dördün oluyordu. Buraya geldiğinde dolunay olacaktı. Yani bir hafta daha geçmiş olacak. Hı hı. 14 gün geçtiğine göre ben dolunay evresini 15 Ocak'ta görebilirim. Bir de dünyanın çevresinde hangi yönde dolanırım diyordu. Saatin tersinde. Bunlar da saatin tersi. Bunların üçü de hocam ters insanlar. Ters şeyler, uzay cisimleri. Hepsi de ters. O yüzden saatin ters yönünde. Hepsi de ters. Evet. Şimdi dallanmış ağacımız var. Doğru yanlış kapılardan çıkmaya çalışacağız. Bakalım. Ay kendi etrafında dönme hareketini yaklaşık 7 günde tamamlar diyor. Şimdi biz dedik ki bir evresiyle ana evresiyle diğer evresi arasında 7 gün geçer dedik. Evet. 4 evresi olduğuna göre 28-29 gün yapıyor. Hı-hı. Yani yaklaşık biz zaten bunu 29 güne 1 aya eşitliyorduk. Kendi etrafındaki dönme süresini kesinlikle 7 günde tamamlamıyor. O zaman yanlış çıkıştan çıkacağım. Ayın güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Aslında dolaylı olarak şimdi ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yapıyor ya hocam. Evet hocam. Dünya da güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Dolaylı olarak da evet dolaylı yapıyor. Doğru. O zaman üçüncü çıkıştan çıkıyorum. Şimdi bana burada ayın evrelerini vermiş. Parlak, işte sol taraf aydınlık, sağ taraf aydınlık, tamamen kapkaranlık. Benden bunları eşleştirmemi istiyor. Hı hı. Şimdi en çok bildiğimiz tabii ki de bunda yeni filmleri falan olduğu için dolunay. En parlak evresi dolunay. Zaten burada da yazmış ayın en parlak görüldüğü evredir. Hatta ben buna dolunay diye üstüne not da alabilirim. Şimdi ben bir kodlama yapmıştım hocam. Sorbüslerde yapmıştık hatta bunu. Hı hı. Dedik ki ayın sol tarafı görünüyorsa buna son dördün diyordum ben. Sol soldan kodlamıştık. Evet, şimdi hocam. O zaman bakıyorum. Bu sol taraf aydınlık olduğuna göre son dördün. Sağ taraf aydınlık olduğuna göre ilk dördün. Ayın karanlık olduğu, bir önceki soruda çözdüğümüz evet. Dünya ve Güneş arasında olduğu evrede yeni ay evresiydi. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Geçelim. Son sorumuz yıkıcı doğa olayları ile ilgili. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir? Şimdi hocam deprem oldu, sallandık. Evet. Ona göre düşünüyoruz. Yani o anı yaşarken mesela cam kenarlarından uzak durmak. Evet. Niye? Kırılır, sarsılır, başıma gözüme sakatlanmayacaksam da sakatlanırım. Evet. Başını ve boynunu çök kapan tutun kuralına göre tabii ki de çöküyordum. Başım ve boynum çok önemli olduğu için bunları koruyordum, koruma altına alıyordum. Evet hocam. Deprem çantası hazırlamak, bir de asansör ve merdiven boşluklarından uzak durmak. Tabii ki boşluklardan uzak duracağım çünkü çöktüğü anda direkt oraya dolacaktı tüm yığıntılar. Evet. Peki ben deprem çantasını o anda mı hazırlarım hocam? Hayır, depremden önce hazırlamam. Tabii ki öncesinde gerekiyor. Hazırlamam gerektiği için deprem sırasında değil, öncesinde hazırlıyorum. Evet hocam.